Herkese merhaba. Bu hafta size Yengeç Burcu'ndan bahsedeceğim. Ay Yengeç denince böyle çok o kadar tontikler ki çok böyle minnoş minnoş hissediyorum açıkçası ben. Neden böyle hissettiğimi de anlayacaksınız videonun sonunda. 3 olumlu 3 olumsuz özelliği olarak ele alacağım. Yengeç Burcu'nun bu özelliklerine geçmeden önce de gezegeninden bahsetmek istiyorum. Yengecin gezegeni Ay. Dolayısıyla yengeç burcu ayın hareketlerinden en fazla etkilenen burç. Bu şu demek oluyor? Birincisi yengeç dişil su elementine sahip. İlk videodan hatırlarsanız mesela koç ateş elementiydi. Boğa toprak, ikizler rüzgar ve yengeçte su. Yani daha akışkan Dediğim gibi ayın, dolunay, yeni aydan daha fazla etkilenir. Ee, en çok etkilenen burçtur ayın hareketlerinden. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Üç olumlu özelliğine gelecek olursam, bir kere yengeç evine çok düşkündür. Hatta evine en düşkün burç olarak yengeci gösterebiliriz. Yengecin DNA'sında anne baba olmak vardır. Birinci burç bu anlamda zaten yengeçtir. İkincisi de boğadır. Çünkü boğa güven sabitlik, böyle sevdiği için o yüzden hani iyi anne ve baba olurlar denilir, denilir ve diyebilirim. Ama birincisi yengeç çünkü çok e, kollar, korur, besler, inanılmaz derecede böyle anaç ve baba olma özellikleri, yani baba olma derken bu anaç anlamda, babaç diyeyim özellikler taşır. Dolayısıyla da bu noktada e, en belirgin özellikleridir. Evde vakit geçirmeyi çok sever. İkinci özelliğine gelecek olursam yengeç burcu çok duygusaldır. Şunu zaten düşünürseniz su elementine sahip ve Ay onun gezegeni dişil e, duygusal olması kaçınılmaz yani ünlülerden ele alırsam mesela Sezen Aksu, aşkın Nur Yengi, Harun Kolçak, Yıldız Silbe bu insanların yengeç olması ve bu kadar duygusal şarkılar yazması ve inanılmaz derecede derinliğe, duygu anlamında derinliğe sahip olmaları aslında hiç şaşırtıcı değil. Çünkü yengeci çok tanımlıyorlar. Aslında şöyle de düşünebilirsiniz, böyle bir örnek vermek istiyorum. İkizler entelektüel kısmı ve eril bir burç, yengeç de duygusal kısmı ve dişil bir burç. Mesela ikizlerle yengeç birbirini çok dengeler bu anlamda koçla da boğa. Çünkü biri artı eril özellik, biri de dişil eksi özellik gibi düşünürseniz daha iyi oturabilir ama burada önümüzdeki diğer videolarda özellikle gölge yanlarını işlerken detaylı anlatacağım mesela yengecin çok duygusal olduğu için biraz daha zihinsel kısma, daha mantıklı olmaya ihtiyacı vardır. Aynı zamanda ikizler de çok zihinsel ve mantıkta kalabildiği için daha derine inmeye, duygusal olmaya ihtiyacı vardır. Yani yine aslında dönüp dolaşıp hep geldiğimiz yer denge oluyor. Yengeç kesinlikle yemeği sever. Bu da neden böyle? Çünkü yengeç yemekte bir konfor bulur. Üçüncü özelliklerine gelecek olursam yengeç bu anaç ve duygusal olma özelliklerinden dolayı da çok derin bir burçtur. Sizinle iletişim kurduğu zaman derinlik sever. Duygular onun için çok ön plandadır. Dolayısıyla yengeç arkadaşlarınız, sevgiliniz varsa duygulardan bahsetmeniz gerekiyor. Duygularınızda açık olmanız gerekiyor. Duygularınızı gösterebilmeniz, bu cesarete sahip olmanız gerekiyor. Çünkü onunla iletişim kurabilme yolunuz birinci aşamada budur. 3 olumsuz özelliğine geleceğim. Birinci olumsuz özelliği yengeç burcu kadını ya da erkeği sevilmediğini hissettiğinde özellikle kesinlikle kabuğuna çekilmeye meylenebilir. Ya zaten yengeç hani e, hayvanını da ele alırsak yengeçler de öyledir. Hani kabuğuna çekilir böyle bir tehlike hissettikleri zaman. Yani sevilmediğini, onaylanmadığını hissettiği durumlarda kesinlikle kabuğuna çekilir ve yalnız kalmak ister. İkinci olumsuz özelliği çok alıngandırlar. Yani yine minnoş minnoş dedim ya size videonun en başında. Yani yengeç burcu gerçekten minnoştur. Ona konuşurken böyle tatlı tatlı yani balık su elementine sahip olan burçlar yengeç, balık, Akrep için çok diyemeyeceğim ama özellikle yengeç ve balık böyle daha tatlı dille, daha böyle şirin konuşursanız onları ikna edebilirsiniz. Onlarla iletişiminiz daha güçlü olabilir. Ve bu aşamada dediğim gibi alıngan olabilirler. Dolayısıyla ne söylediğinize ve nasıl söylediğinize bir yengece dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki de üçüncü olumsuz noktasına geleceğim. Pasif-agresif olabilirler. Bir yengeç burcunun da kendini ifade etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Çünkü evet onu belki hiç farkına varmadan kırabilirsiniz. Ya da kendisi siz hiç farkına varmadan alınabilir. Ama yengeçler pasif-agresif tepki gösterebilirler. Ve şahsen ben bir kova olarak mesela kova net bir burçtur. Ve netlik sever genel anlamda. Yengeçlerle iletişimde bazen sıkıntı yaşayabilirim. Çünkü yengeçle tam tersi, içine atar ve size konuşmaz. Ve biriktirir, biriktirir, biriktirir. Bir noktaya geldiği zaman patlar ve yengeç sildiği zaman da arkasına kolay kolay yani çok ekstrem durumlar dışında dönüp bakmaz diyebilirim. Joy da bu arada boğa burcu. Boğa burçları da dokunulmayı sevdiği için her dakika dokunulmak istiyor. Bunun dışında genel olarak düşündüğümde yengeçle ilgili şuna değinmek istiyorum. Yani bundan bahsetmem gerekiyor çünkü arkası oğlak olduğu için ve oğlak en inatçı burç olduğu için yengeçte de bunu görebiliyorsunuz. Ama yengeç sadece ve sadece kafasına çok koyduğu bir şeyde inatçıdır ve önce bir burç, bir burç olduğu için de o yola gider. Yani bir şeye karar verdiyse o yoldan bir yengeci kolay kolay döndüremezsiniz ve sonuç odaklıdır. Öncü burçların hepsi sonuç odaklıdır ve dolayısıyla da yengeç de burada bir yola karar verir, yolunda ilerler ve o yolda da inatçıdır, sabırlıdır. Son olarak söylemek istediğim yengeç zaten su elementine de sahip olduğu için suyu çok sever. Aynı zamanda yemekte konfor bulur, anaç bir burç olduğu için eğer yengeçseniz bir kere duygularınızı ifade edin çünkü karşı tarafın sizi anlamasını beklemeyin. Böyle bir dünya mümkün değil. Biliyorum çok yumuşak kalplisiniz, çok derinsiniz duygusal anlamda ama karşı tarafın sizin derinliğinize her zaman sahip olacağı yanılgısına kapılmayın. O yüzden kendinizi ifade etmeniz önemli. Ana, anaç ve babaç olma özelliklerinizden de bahsettim. Eğer ki anne baba olma gibi bir planınız yoksa eminim ki bir yengeç olarak hayatınızda çok sahiplendiğiniz bu anlamda arkadaşlarınız vardır. Yoksa da alırsanız bu şekilde insanları yakınınıza daha mutlu olacağınızdan emin olabilirsiniz. Suyu çok sevdiğiniz için de bol bol su için, bol bol yazda geliyor denize girin demeden de edemeyeceğim. Bu haftalık bu kadar. Bana sorularınız olursa dediğim gibi bunu her videoda söyleyeceğim herhalde. Yani çok fazla da şey var aslında söylemek istediğim. Ama videoyu çok uzatmamak adına genel özelliklerinden bahsedip toparlamaya çalışıyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Dediğim gibi sorularınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Burçlar konusu benim en heyecan duyduğum konulardan biri. Görüşmek üzere bay bay. Dur o zaman. Haftaya görüşmek üzere sevgiyle kalın, hoşça kalın. <laughs>